Sanırım küçük prens gezegeninden ayrılırken göç etmekte olan yaban kuşlarından yararlandı. Geleceği günün sabahı gezegeni düzene soktu. Aktif durumda olan yanar dağların kurumlarını özenle temizledi. Hala yanmakta olan iki yanar dağ vardı. Onları sabah kahvaltısını hazırlarken ocak olarak kullanıyordu. Sönmüş bir yanar dağı daha vardı. Ama ne olur ne olmaz diye sönmüş yanar dağını da güzelce temizledi. İyi temizlenen yanar dağlar yavaş yavaş yanarlar patlamazlar. Yanardağ patlamaları da baca tutuşmalarına benzer. Bizler, dünyadaki yanardağlarımızın kurumlarını temizleyecek kadar uzun boylu değiliz tabii. Bu yüzden de bizlere pek çok zararları dokunuyor. Küçük Prens ayrıca biraz üzülerek son Baobab fidanlarını da söktü. Geri dönemeyeceğini düşünüyordu. Ama o sabah her zaman yaptığı işler ona son derece kıymetli geldi. Şeyini son kez sulayıp Cam fanus üstüne koyarken neredeyse ağlayacaktı. Çiçeğine elveda dedi. Fakat çiçek ona karşılık vermedi. Elveda diye tekrar etti. Çiçek öksürdü ama bu kez hastalıktan değil. Sonunda budalalık ettim dedi. Senden özür dilerim. Mutlu olmaya çalış. Küçük Prens çiçeğin bu sefer kendisine sitem etmeyişine işine çok şaşırmıştı orada elinde fanus ne yapacağını bilemez durumda bekliyordu. Bu kibarlığın sebebini anlamıyordu. Çiçek sonra "Seni elbette seviyorum." dedi. "Fakat sen yaptıklarım yüzünden bunu anlayamadın. Neyse, bunun hiç önemi yok. Ama sen de benim kadar budalalık ettin. Mutlu olmaya çalış. Şu fanusu bırak. Artık onu istemiyorum." "Peki ya rüzgar? O kadar da kötü üşütmedim. Gecenin serinliği bana iyi gelir. Ben bir çiçeğim." Ya hayvanlar? Eğer kelebekleri tanımak istiyorsam iki üç tırtıla da katlanmak zorundayım. Galiba kelebekler çok güzel olurmuş. Onlar da olmasa beni görmeye kim gelir? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince onlardan da korkmam ben. Çünkü pençelerim var. Masum bir şekilde dört tane olan dikenlerini gösteriyordu. Sonra şunları ekledi. Böyle oyalanıp durma. Madem gitmeye karar verdin durma git. Çünkü çiçek ...küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyordu. Öylesine onurluydu ki. Küçük prens 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı küçük gezegenlerin bulunduğu yere gelmişti. Bu yüzden yapacak bir iş bulmak ve bilgisini artırmak için onları gezmeye başladı. İlk uğradığı küçük gezegende bir kral oturuyordu. Kral sırtındaki erguvan rengi bir kükle sade ama görkemli bir tahta kurulmuştu. Küçük prensi görünce ha işte bir uyruk diye bağırdı. Küçük prens kendi kendine beni şimdiye dek hiç görmediği halde nasıl tanıdı acaba diye düşündü. Krallar için hiçbir şeyin zor olmadığından haberi yoktu. Bütün insanlar onlar için birer uyruktu. Kral sonunda hükmedebileceği birini bulunca ''Yaklaş da seni daha iyi göreyim.'' dedi. Küçük prens oturacak bir yer bulmak için çevresine bakındı ama bütün gezegen şu güzel küklü mantoyla kaplıydı. Bu yüzden ayakta kaldı ve çok yorgun olduğu için esnemeye başladı. Kral, bir kralın karşısında esnemek görgü kurallarına aykırıdır dedi. Bunu sana yasaklıyorum. Küçük prens ezilip büzülerek kendimi tutamıyorum dedi. Uzun bir yolculuk yaptım ve hiç uyumadım. Kral, öyleyse sana esnemeni emrediyorum dedi. Yıllardır esneyen kimseyi görmedim. Esneyenleri hep merak etmişimdir. Haydi bir daha esne. Bu bir emirdir. Küçük prens kıpkırmızı kesilerek artık esneyemeyeceğim dedi. Kral hmm diye karşılık verdi. Öyleyse sana arada bir esnemeni emrediyorum. Arada bir. Kralın ne söylediği pek anlaşılmıyordu. Canında biraz sıkkın gibiydi. Çünkü kral otoritesine saygı gösterilmesini istiyordu. Sözünün dinlenmemesine tahammül edemezdi. O mutlak bir kraldı. Fakat çok iyi yürekli olduğundan akla uygun emirler verirdi. Bir generalle deniz kuşu kılına girmesini buyursam ve general de bu buyruğuma uymasa bu generalin suçu olmaz, benim suçum olur diyordu. Küçük prens çekinerek sordu. Oturabilir miyim? Kral kürklü mantosun bir kenarını gururlu bir şekilde çekerek sana oturmanı emrediyorum dedi. Küçük prens kralın bu küçücük gezegende kime hükmettiğini merak ediyordu. Ona şöyle dedi. Majesteleri Mahsur yoksa size bir soru sorabilir miyim? Kral, "Hemen sana bana soru sormanı emrediyorum." dedi. "Majesteleri, siz burada neye hükmediyorsunuz? Her şeye. Her şeye mi?" Kral gezegenini, öteki gezegenleri ve yıldızları gösterdi. Küçük Prens, "Bütün bunlara mı?" diye sordu. "Evet, bütün bunlara. Çünkü o yalnızca mutlak bir hükümdar değil, aynı zamanda evrensel bir hükümdardı." Küçük Prens bu sefer Peki yıldızlar size boyun eğiyorlar mı? diye sordu. Elbette. Bana daima itaat ederler. Sözümü dinlemeyeni asla affetmem. Böylesine bir güç küçük prensin aklının başından almıştı. Bu güç kendinde olsaydı güneşin batışını bir günde 44 kez değil de 72, belki 100, belki de 200 kez görebilirdi. Hem de iskemlesini hiç kımıldatmadan. Geride bıraktığı küçük gezegenini hatırlayınca biraz hüzünlendi ve kraldan kendisine bir iyilik yapmasını istedi. Bir gün batımını seyretmek isterdim. Bana bu iyiliği yapar mısınız lütfen? Güneşe batmasını emreder misiniz? Bir generale, bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını, bir oyun yazmasını veya deniz kuşu kılına girmesini buyursam ve general de benden almış olduğu buyruğu yerine getiremese, o mu yoksa ben mi haksız olurum? Küçük Prens kesin bir ifadeyle siz haksız olurdunuz dedi. Doğru. Herkesten ancak yapabileceği şeyi istemek gerek. Bir insanın kral da olsa yaptırmak istediği şey akla ve mantığa uygun olmalı. Sen kendi halkına gidip denize atlamasını buyurursan sana baş kaldırmazlar mı? Benim buyruklarım da akla uygun olduğundan bana boyun eğmelerini istemekte haklıyım. Küçük prens krala daha önceden sorduğu soruyu hatırlattı. Peki ya benim görmek istediğim gün batımdan ne olacak? Gün batımını göreceksin. Fakat saltanat tecrübeme dayanarak şartların uygun olmasını bekleyeceğim. Bu ne zaman gerçekleşir? Önce kocaman bir takvime bakan kral, hmm, hmm, dedi. Hmm, akşam saat 7.40 geçe olacak. Göreceksin, güneş sözümü nasıl dinleyecek? Küçük prens esnedi. Kendi gezegenindeki gün batımını kaçırdığına üzülüyordu. Hem biraz da canı sıkılmaya başlamıştı. Krala, burada yapabileceğim bir iş yok, dedi. Tekrar yola koyulmalıyım kendisine emirler verebileceği birini bulduğu için pek mutlu olan kral, küçük prense gitme dedi. Seni bakan yaparım. Ne bakanı? Şey, adalet bakanı. Fakat burada yargılanacak kimse yok ki. Kim bilir? Krallığımı henüz dolaşmadım. Çok yaşlıyım. Yürümek çok yoruyor beni. Süslü bir araba için yerim de olmadığından her yeri dolaşamadım. Küçük prens gezegenin öteki köşelerine bir göz atmak için eğildi ve şöyle söyledi. Ama ben her yeri gördüm. Burada başka kimse yok. Öyleyse sen de kendi kendini yargılarsın. En zoru da budur. İnsanın kendisini yargılaması, başkasını yargılamasından çok daha zordur. Kendini iyi yargılamayı başarırsan gerçek bir bilgi olduğunu kanıtlamış olursun. Ben nerede olursa olsun kendimi yargılayabilirim. Bunun için burada kalmama gerek yok. Hmm, gezegenimin bir yerinde yaşlı bir farenin yaşadığını düşündüren bazı sebeplerim var. Geceleri onun sesini duyuyorum. O yaşlı fareyi yargılayabilirsin. Kimi zaman ona ölüm cezası verebilirsin. Böylece onun hayatı senin vereceğin karara bağlı olur. Ancak görevini tasarruflu kullanman için onu her defasında bağışlaman gerekecek. Çünkü gezegende bu fareden başka kimse yok. Ben ölüm cezası vermekten hoşlanmam. Hem artık buradan gitmek istiyorum. Olmaz. Kral böyle demişti. Ama küçük prens hazırlıklarını çoktan bitirmişti ve yaşlı kralı üzmeyi de istemiyordu. Majesteleri buyruklarına harfi harfine uyulmasını istiyorsa bana mantıklı bir emir vermeli. Söz gelimi bana bir dakika içinde gitmemi buyurabilirsiniz. Sanırım şartlar da bunun için uygun. Kral sesini hiç çıkarmayınca küçük prens bir an durdu. Sonra içini çekerek yola koyuldu. Kral aceleyle arkasından seslendi. Seni büyük elçi yapayım. Otoritesini ortaya koyuyordu. Yoluna devam eden küçük prens ise büyükler çok tuhaf oluyorlar diye geçirdi içinden. İkinci gezegende kibirli bir adam oturuyordu. Küçük prensi uzaktan görür görmez bağırdı. Bakın hele hayranlarımdan biri beni görmeye geliyor. Çünkü kibirli insanlar herkesin kendilerine hayran olduğunu düşünürler. Küçük prens adamı görünce merhaba dedi. Çok tuhaf bir şapkanız var. Kibirli adam bu şapka selam vermeye yarar dedi. Birileri beni alkışladığı zaman onları selamlamak için kullanacağım bunu. Ama ne yazık ki buradan hiç kimse geçmiyor. Kibirli adamın neden bahsettiğini anlayamayan Küçük Prens, "Demek öyle." dedi. Kibirli adam ona, "Ellerini çırp." dedi. Küçük Prens ellerini birbirine vurdu. Adam şapkasını çıkararak ona kibarca selam verdi. Küçük Prens, "Burada olmak kralın yanında olmaktan daha eğlenceli." diye düşündü. Ellerini yeniden birbirine vurmaya başladı. Adam şapkasını çıkararak Küçük Prens'e yeniden selam verdi. Küçük Prens Oyun 5 dakikalık bir alkışlama ve selamlamadan sonra monotonlaşınca sıkılmaya başladı. Adama ''Peki şapkanın düşmesi için ne yapmak gerekir?'' diye sordu. Ancak adam bunu işitmedi. Kibirli insanlar pohpohlamalarından başka bir şey duymazlar. ''Bana gerçekten hayran mısın?'' diye sordu küçük prense. ''Hayran olmak ne demek?'' ''Hayran olmak benim bu gezegenin en yakışıklı, en iyi giyinen, en zengin ve en akıllı kişisi olduğumu kabul etmen demektir. Fakat sen gezegeninde tek başınasın. Bana bu iyiliği yap, bana yine de hayran ol. Küçük prens omuz silkerek, sana hayranım dedi. İyi de bu senin için neden bu kadar önemli? Sonra oradan uzaklaştı. Yolculuğu boyunca kendi kendine, şu büyükler gerçekten de çok tuhaf oluyorlar dedi. Sonraki gezegende bir ay yaş oturuyordu. Bu ziyaret pek kısa sürmüş ama küçük prensi büyük bir kedere sürüklemişti. Ayş adamı bir sürü dolu ve boş şişenin karşısında sessizce otururken buldu ve ona şunu sordu. ''Burada ne yapıyorsun?'' Sarhoş, üzgün bir şekilde ''İçiyorum'' diye karşılık verdi. ''Neden içiyorsun?'' ''Unutmak için.'' Küçük prens ona acıyarak ''Neyi unutmak için?'' diye sordu. Sarhoş, başını önüne eğerek utandığımı unutmak için diye itiraf etti. Küçük prens ona yardım etmek istedi. Neden utanıyorsun diye sordu. İçki içtiğim için. Ayaş adam konuşmayı sonlandırdı ve derin bir sessizliğe gömüldü. Küçük prens de şaşkına dönmüş bir halde oradan ayrıldı. Yolda giderken kendi kendine büyükler de pek tuhaf oluyorlar gerçekten diyordu. Dördüncü gezegen bir iş adamına aitti. Adam öyle meşguldü ki küçük prens geldiğinde başını kaldırıp bakmadı bile. Günaydın dedi küçük prens. Sigaranız bitmiş. 3 artı 2 5 eder. 5 artı 5 artı 7 12. 12 3 daha 15 ede. Günaydın. 15 artı 7 22 eder. 22 6 28 eder. Onu yakacak vaktim yok. 28 3 daha 31 pöh. Hepsi birden 501 milyon 622 eder. 501 milyon tane olan nedir? He, sen hala orada mısın? 501 milyon. Hatırlamıyorum. Çok fazla işim var. Ben önemli bir adamım. Gevezelik edecek vaktim yok benim. 2 5 daha 7 eder. 501 milyon tane olan nedir? diye yineledi küçük prens. Hayatında bir kez bile sorduğu sorunun cevabını almadan bırakmamıştı. İş adamı başını kaldırdı. Bu gezegendeki 54 yıllık yaşamım boyunca sadece 3 kez rahatsız edildim. İlki 24 yıl önceydi. Nereden geldiğini bilmediğim bir Mayıs böceği o şirkin sesiyle tam 4 kez hata yapmam neden olmuştu. İkincisi 11 yıl önce gelen bir romatizma nöbetiydi. Cimnastik yapmaya pek vakit bulamıyorum. Ben önemli bir adamım. Üçüncüsü ise işte şimdi tam ben 501 milyon derken. 501 milyon tane olan nedir? İş adamı bu sorudan kurtulamayacağını anlamıştı. Gökyüzünde gördüğün şu küçük nesneler. Sinekler mi? Hayır. Parıldayan küçük nesneler. Arılar mı? Yo, hayır. Tembel insanları boş hayalleri sürükleyen şu altın renkli küçük şeyler. Ama benim boş hayalleri harcayacak vaktim yok. Ben önemli bir adamım. Ah, anladım. Yıldızlardan söz ediyorsunuz. Evet, yıldızlar. Peki 500 milyon yıldızı ne yapıyorsunuz? 500 milyon değil. 501 milyon 622 bin 31 tane. Pekala. Ne yapıyorsunuz onları? Ne mi yapıyorum? Hiçbir şey. Onlara sahibim. Yıldızlara mı? Evet. Ama karşılaştığım kral da onlara. Kralların hiçbir şey yoktur. Onlar sadece yönetirler. Bu çok farklı bir şey. Peki yıldızlara sahip olmak sizin ne işinize yarıyor? Beni zengin yapıyor. Peki zengin olunca ne oluyor? Kendi kendine. Bu adamın verdiği cevaplar da Ayş adamınkilere benziyor dedi Küçük Prens. Ama yine de birkaç soru daha sordu. İnsan yıldızlara nasıl sahip olabilir ki? Bana aitler çünkü bu fikir ilk benden çıktı. Bunu düşünmüş olmak onlara sahip olmak için yeterli bir neden mi? Elbette. Kimseye ait olmayan bir elmas bulduğunda o senindir. Bir fikir ilk senden çıkarsa gider patentini alırsın ve sana ait olur. Yıldızlar da benim. Çünkü benden önce onlara sahip olmayı hiç kimse düşünmedi. Evet, bu mantıklı dedi Küçük Prens. Peki onlarla ne yapıyorsunuz? Onları yönetiyorum, onları sayıyorum ve tekrar sayıyorum. Beni sonuç ilgilendiriyor. Bu cevap Küçük Prens'i tatmin etmemişti. ''Eğer ipek bir atkım varsa, onu boynuma dolar ve yanımda götürürüm. Bir çiçeğim varsa, onu kuparır ve yanıma alırım. Ama siz yıldızları kuparamazsınız.'' ''Evet ama onları bankaya koyabilirim.'' ''O ve demek...'' ''Yani yıldızlarımın sayısını bir kağıda yazar, kağıdı bir çekmeceye kilitlerim. Hepsi bu mu?'' ''Evet, bu yeterli.'' ''Ne eğlenceli diye düşündü küçük prens. Oldukça da şiirsel. Ama çok gereksiz bir davranış.'' Küçük prensin önem verdiği şeyler büyüklerinkinden çok farklıydı. Sahip olduğum bir çiçek var. Ben onu her gün sularım dedi küçük prens. Üç tane yanardağım var. Onları da her hafta temizlerim. Sönmüş yanardağı hiç ihmal etmem. Kim bilir belki bir gün o da yanabilir. Bu yaptıklarım sahip olduğum şeyler için yararlıdır. Ama sizin yıldızlara hiçbir yararınız yok. İş adamı konuşmak üzere ağzını açtı ama söyleyecek hiçbir şey bulamadı. Küçük prens de kendi yoluna devam etti. Büyükler dedi. Kesinlikle çok tuhaflar. Beşinci gezegen çok değişikti. Şimdiye dek gezdiği en küçük gezegendi. Burada ancak bir lamba direğiyle bir lamba yakıcısına yetecek kadar yer vardı. Küçük prens gökyüzünün bir köşesinde, evlerin ve insanların olmadığı bir gezegende, lamba direğiyle lamba yakıcısının ne işe yaradığını merak etmişti. Yine de kendi kendine şöyle dedi. Evet. Belki lamba yakıcısının burada bulunması saçma. Ama kral kadar kendini beğenmiş adam, iş adamı ve ayyaş adam kadar da saçma değil. En azından yaptığı işin bir anlamı var. Bu sokak lambasını yaktığında sanki evrene yeni bir yıldız doğuyor ya da yeni bir çiçek dünyaya geliyor. Lambayı söndürdüğünde ise çiçek ya da yıldız uykuya dalıyorlar. Bu güzel bir iş. Güzel olduğu için de faydalı. Gezegeni ayak bastığında lamba yakıcısını saygıyla selamladı. Günaydın efendim. Niçin lambanızı söndürdünüz? Emirler böyle diye yanıtladı lamba yakıcısı. Günaydın. Hangi emirler diye sordu küçük prens. Lambayı söndürmemi emreden emirler. İyi akşamlar. Ve lambayı tekrar yaktı. Peki ama onu niçin yeniden yaktınız? Emirler böyle. Anlayamıyorum dedi küçük prens. Anlayacak bir şey yok dedi lamba yakıcısı. Emir emirdir. Günaydın. Ve lambayı söndürdü. Sonra alnını kırmızı kareli bir mendille sildi. Çok yorucu bir mesleğim var benim. Önceler her şey daha iyiydi. Lambayı sabahları söndürür, akşamları yakardım. Böylece günün geri kalan bölümünde dinlenir, geceleri uyuyabilirdim. Yani emirler artık değişti mi? Emirler değişmedi dedi lamba yakıcısı. Sorun da burada zaten. O zamandan beri gezegenin hızı günden güne arttı, ve emirler hala değişmedi. Yani, yani artık gezegenin güneş etrafında dönme süresi bir dakikaya düştü. Ben de lambayı dakikada bir yakıp söndürmek zorundayım. Yaşadığın yerde bir gün sadece bir dakika sürüyor. Bu çok eğlenceli olmalı. Hiç de eğlenceli değil dedi lamba yakıcısı. Seninle konuşmaya başlayalı. Şimdiden bir ay oldu. Bir ay mı? Evet. 30 dakika 30 gün eder. İyi akşamlar. Biliyor musun dedi. İstediğin zaman dinlenmeni sağlayacak bir yol biliyorum ben. Bunu hep isterim dedi lamba yakıcısı. İnsan hem görevine bağlı hem de tembel olabilir. Tıpkı bu lamba yakıcısı gibi. Küçük prens konuşmasını sürdürdü. Gezegenin çok küçük. Neredeyse üç uzun adımda bütün çevresini dolaşabilirsin. Uygun bir hızla yürüdüğünde istediğin kadar güneşte kalabilirsin. Yani dinlenmek istediğinde yürürsün. Böylece gün istediğin kadar uzun sürer. Ama bunun bana pek yararlı olacağını sanmıyorum dedi lamba yakıcısı. Hayatta tek istediğim şey uyumak. İşte bu şanssızlık dedi küçük prens. Evet şanssızlık günaydın. Ve lambayı tekrar söndürdü. Küçük prens yolculuğuna devam ederken kendi kendine şöyle diyordu. Belki kral, kendini beğenmiş adam, ayış adam ve iş adamı bu lamba yakıcısını küçümserlerdi. Ama işlerinde bana saçma sapan gelmeyen tek kişi o. Belki de sadece kendisini düşünmediği içindir. Onunla arkadaş olabilirdim. Ama bu gezegen gerçekten de çok küçük. İki kişiye yetecek kadar yer yok burada. Artık küçük prens kendi gezegenini terk ettiği için ne kadar üzgün olduğunu farkındaydı. Her gün 1442 kez gün batımını izlemek istese bile yine de en iyi gezegen kendi gezegeniydi. Altıncı gezegen beşincinin tam 10 katı büyüklüğündeydi. Burada sayfalar dolusu kitap yazan yaşlı bir beyefendi yaşıyordu. ''Hey bakın işte bir kaşif'' diye bağırdı küçük prensi görünce. Masanın başına oturduğunda solunun kesildiğini fark etti küçük prens. Uzun bir yoldan geldiği anlaşılıyordu. ''Nereden geliyorsun?'' diye sordu yaşlı adam. Küçük prens onun sorusunu duymaksızın ''Bu kalın kitap nedir? Burada ne yapıyorsunuz?'' dedi. ''Ben coğrafyacıyım.'' ''Coğrafyacı ne demek?'' ''Coğrafyacı denizlerin, nehirlerin, ''Şehirlerin, dağların ve çöllerin yerlerini bilen kişidir.'' ''Bu gerçekten çok ilginç.'' dedi küçük prens. ''Gerçek bir mesleğiniz var.'' Sonra da coğrafyacının gezegenini çabucak gözden geçirdi. Daha önce hiç bu kadar güzel bir gezegen görmemişti. ''Gezegeniniz çok güzel. Burada hiç okyanus var mı?'' ''Bunu öğrenmeyi fırsatım olmadı.'' dedi coğrafyacı. Küçük prens hayal kırıklığına uğramıştı. ''Peki hiç dağ var mı?'' dedi. ''Özgünüm ama bunu da yanıtlayamayacağım.'' Peki şehirler, nehirler ve çöller? Bunu da bilmiyorum dedi coğrafyacı. Ama siz bir coğrafyacısınız. Elbette ama ben bir kaşif değilim. Gezegenimde hiç kaşif yok. Şehirlerin, dağların, okyanusların ve çöllerin sayısını öğrenmek coğrafyacının işi değildir. Bir coğrafyacı vaktini etrafta dolaşarak harcamaz. Onun daha önemli işleri vardır. Bürosundan asla ayrılmaz ama kaşiflerle görüşür. Onlara sorular sorar, ve yaptıkları yolculuklarda neler gördüklerini öğrenir. Bunları not eder, ilgisini çeken bir şeyle karşılaştığında ise Kaşifin karakter, karakteriyle ilgili bir test yapılmasını ister. Ama neden? Çünkü yalan söyleyen bir kaşif coğrafyacının kitabının adını lekeler. Çok fazla içki içen bir kaşif de öyle. Ama neden diye sordu küçük prens. Çünkü sarhoşlar her şeyi çift görürler. Sonuç olarak gerçekte bir tane daha varken coğrafyacı defterine iki tane not eder.'' Ben böyle birini tanıyorum dedi küçük prens. Ondan hiç de iyi bir kaşif olmazdı. Evet bu mümkündür. Kaşifin karakteri yeterince iyi de olsa yaptığı keşifle ilgili bir araştırma daha istenir. Yani birisi bu keşfi kontrol mü eder? Hayır bunu yapmak çok zor olurdu. Ama kaşiften yaptığı keşfi kanıtlaması istenir. Örneğin büyük bir dağ keşfettiğinde oradan birkaç tane taş getirmesi gerekir. Coğrafyacının gözleri aniden parladı. Sen ''Sen çok uzun bir yoldan geliyorsun. O halde bir kaşifsin. Bana gezegenini anlatmalısın.'' Ve coğrafyacı kayıt defterini açarak kalemin ucunu sivriltti. Kaşifin anlatacaklarını önce kurşun kalemle yazmalıydı. Kaşif bunları kanıtladıktan sonra bilgiler mürekkeple yeniden yazılırdı. ''Bekliyorum.'' dedi sabırsızlıkla. ''Şey, benim yaşadığım yer pek ilginç bir yer değil. Çok küçük bir gezegen. Üç tane yanardağım var. İkisi aktif yanardağ, biri ise sönmüş durumda.'' Ama kim bilir belki bir gün o da yanar. Kim bilir dedi coğrafyacı. Bir de çiçeğim var. Çiçekleri kaydetmeyiz. Neden? O gezegenimdeki en güzel varlıktır. Ama efemeraldir. Efemeral ne demek? Coğrafya kitapları en değerli kitaplardır. Asla eskimezler. Çünkü dağlar yerlerini kolay kolay değiştirmezler. Bir okyanusun sularını boşalttığı nadir görülür. Anlayacağım biz coğrafyacılar kalıcı şeyleri kaydederiz. Ama sönmüş yanardağlar yeniden harekete geçebilir dedi Küçük Prens. Efemeral ne demek? Yanardağın aktif ya da sönmüş olması bizim için fark etmez. Önemli olan onun bir dağ olmasıdır dedi coğrafyacı. Peki ama efemeral ne demek? dedi sorduğu sorunun yanıtını almadıkça asla vazgeçmeyen Küçük Prens. Efemeral kısa ömürlü demektir. Benim çiçeğim kısa ömürlü mü? Elbette benim çiçeğim efemeral dedi küçük prens kendi kendine. Ve kendini dünyadaki tehlikeleri karşı koruyabilmek için sadece dört tane dikeni var. Ve ben onu orada tek başına bıraktım. İlk kez pişmanlık duymuştu küçük prens. Ama cesaretini yeniden toplayarak şimdi bana nereye gitmemi önerirsiniz diye sordu. Dünyaya dedi coğrafyacı. Çok ünlü bir gezegendir. Ve bir yandan çiçeğini düşünerek yoluna devam etti küçük prens. Yedinci gezegen Dünya'ydı. Dünya öyle sıradan bir gezegen değildir. Orada 101 tane kral, 7000 tane coğrafyacı, 900 bin iş adamı, 7,5 milyon ayyaş, 311 milyon kendini beğenmiş vardır. Bir başka deyişle yaklaşık 2000 milyon tane yetişkin. Dünya'nın büyüklüğü hakkında size bir fikir vermek için şunu söyleyebilirim. Elektriğin icadından önce Dünya'daki kara parçalarını aydınlatabilmek için tam 462.511 lamba yakıcısına gerek vardı. Bu ordunun görüntüsü müthişti. Tıpkı bir bale grubu gibi hareket ediyorlardı. Sahneye önce Yeni Zelanda'nın ve Avustralya kıtasının lamba yakıcıları çıkardı. Lambalarını yakar, sonra da uyumaya giderlerdi. Ardından Çinli ve Sibiryalı lamba yakıcıları gelirdi. Onlar da lambalarını yakıp sahneden çekilince sıra Rusya'nın ve Hindistan'ın lamba yakıcılarındaydı. Afrikalı ve Avrupalıların ardından Güney Amerikalılar, son olarak da Kuzey Amerikalılar gelirdi. Bu sıra asla değişmezdi. Hiç hata olmazdı. Muhteşem bir gösteriydi bu. Sadece Kuzey ve Güney kutbunda bulunan iki lamba yakıcısı tembelliğin tadını çıkarabiliyordu. Çünkü yılda yalnızca iki kez çalışıyorlardı. İnsan komik olmak istediğinde bazen yalan söylemek zorunda kalıyor. Lamba yakıcıları konusunda anlattıklarım pek de doğru değildi. Gezegenimiz hakkında yanlış bilgi vermek istemem. Aslında insanlar dünyada pek az yer işgal ederler. Dünyadaki tüm insanlar bir araya gelse, 30 kilometre uzunluğunda ve 30 kilometre genişliğindeki bir alana kolayca sığabilirler. Yani Pasifik okyanusundaki küçücük bir ada bütün insanları kolaylıkla içine alabilir. Ama elbette ki büyükler buna inanmazlar. Kendilerinin çok yer kapladığını düşünürler. Kendilerini bababa ağaçları kadar önemli sanırlar. Onlara isterseniz kendiniz hesaplayın deseniz, buna memnun olurlar. Hemen bir şema çizmeye koyulurlar. Şemalara bayılırlar. Ama siz vaktinizi bu sıkıcı işlerle boşa harcamayın. Ben sizin bana inandığınızı biliyorum. Evet, biz yine küçük prensimizin hikayesine dönelim. Küçük prens dünyaya ayak bastığında hiç kimseyi göremedi. Kumların üzerinde hareket eden uçuk sarı renkli yaratığı görünce yanlış yere geldiğini zannetti. ''İyi akşamlar'' dedi kibarca. ''İyi akşamlar'' diye yanıtladı yılan. ''Hangi gezegendeyim acaba?'' ''Dünyadasın. Burası Afrika kıtası.'' ''O halde dünyada hiç insan yok.'' ''Burası çölde'' dedi yılan. ''Çöllerde insan olmaz. Dünya çok büyük bir gezegendir.'' Küçük prens bir taşın üstüne oturdu ve gözlerini gökyüzüne çevirdi. ''Merak ediyorum'' dedi. ''Acaba yıldızlar tek tek yansaydı o zaman herkes kendi gezegenini tekrar bulur muydu?'' Bak benim gezegenim tam üstümüzde ama öyle uzakta ki. Ne kadar güzel bir gezegen dedi yılan. Neden buraya geldin? Bir çiçekle bazı sorunlarım oldu diye yanıtladı küçük prens. Peki insanlar nerede? İnsan kendisini çölde çok yalnız hissediyor. İnsanların içinde de öyle hissedersin dedi yılan. Arada pek fark yoktur. Küçük prens onu uzun uzun seyretti. Çok tuhaf bir hayvansın sen dedi sonunda. Bir parmak kadar incesin ama en bir kralın parmağından daha güçlüyümdür. Küçük Prens güldü. Pek de güçlü görünmüyorsun. Pençelerin bile yok. Seyahat de edemezsin. Seni bir geminin götürebileceğinden çok daha uzaklara götürebilirim dedi yılan. Sonra da küçük prensin ayak bileğine dolandı. Altın bir bilezik gibi görünüyordu orada. Dokunduğum kişiyi geldiği yere geri gönderirim. Ama sen safsın, masumsun ve bir yıldızdan geliyorsun. Küçük prens bir şey söylemedi. Senin için üzüldüm. Bu koca dünyada yapayalnız ve zayıfsın. Belki bir gün sana yardım edebilirim. Eğer kendi gezegenine gitmeyi çok istersen sana yardım edebileceğimi sanıyorum. Seni çok iyi anladım dedi küçük prens. Ama neden hep bilmece gibi konuşuyorsun? Bu bilmeceleri çözüyorum dedi yılan. Sonra her ikisi de sustu. Küçük prens çölde yürüdüğü süre içinde sadece tek bir çiçekle karşılaştı. Bu çiçeğin taç yaprakları çok azdı. Önemsiz bir çiçekti bu. Günaydın dedi küçük prens. Günaydın diye yanıtladı çiçek. İnsanlar nerede diye sordu küçük prens kibarca. Bu çiçek insanlar ömründe sadece bir kez görmüştü. O da çölden bir kervanın içindeki insanlardı. İnsanlar mı? İnsanlarla yıllar önce karşılaşmıştım. Yedi sekiz taneydiler. Ama onların nerede olduklarını kimse bilemez. Rüzgarla birlikte dolaşır dururlar. Kökleri yoktur insanların. Bu yüzden de bir yere bağlanamazlar. Hoşça kaldı dedi küçük prens. Hoşça kaldı dedi çiçek.